Mor ve Ötesi'nin seninle beraber, diğer üyeleriyle beraber entelektüel bir grup olması ki bunun değeri bilinecek. Yani biz şu anda sizlerden bahsederken, gruptan ve üyelerinden bahsederken aslında entelektüel bir grup demiyoruz. Ama dünya, İngiltere, Amerika ya da Fransa kendi topraklarından doğan grupları tahlil ederken, onlarla ilgili belgeseller yaparken ya da onlardan söz ederken entelektüel gruplar olarak ayırıyor. Örneğin Pink Floyd bütün dünya için İngilizce konuşulan her yerde ya da onların müziğini dinleyen her yerde bir entelektüel bir gruptur. Bitti. Ve kolay kolay da yanına yaklaşmak mümkün değildir. Çünkü zamanın ruhunu yakalamışlardır. Dünyada ekonomik durgunlukla ilgili olarak, savaşlarla ilgili olarak bir şeyler yapmışlardır, bir şeyler söylemişlerdir. Crosby, Stills, Nash & Young entelektüel bir gruptur. Çünkü neden? İşte Vietnam Savaşı'ndan sonra yaptıkları şarkılarla, Woodstock'la ilgili filan bütün sözleriyle hakikaten dönemi damgasını vurmuş, zamanın ruhunu yakalamışlardır. Bob Dylan entelektüel bir şarkıcıdır, üreticidir. En sonunda Nobel ödülü alabilecek kadar şarkı sözlerinin de aslında edebiyatla ilgili olabileceğini ve aslında bunların da edebi eserler olduklarını bizzat Nobel'le tasdik etmişlerdir. Evet, akademiye birazcık ürkek ve böyle utangaç bir şekilde söylettiler onu. Yani yine şarkı yazarı olarak demediler. Amerikan şiir geleneğine katkısı dediler. Aynen. Ama aslında benim iddiam da hep o. Yani şarkı yazarlığı şairlikle edebi manada aslında bir hiyerarşisi yok. Yani şu şundan daha zor, bu daha değerli diyemiyoruz. İkisinin de önemli miktarda kötü örnekleri de var. Beni dur bak, sen söz yazıyorsun. Bir tane sevi, bir söz yazacaksın. Ama bir şey, sonuna kadar kullan. Ama bir şey söyleyeceğim. Bitti. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bana da bir hal geldi. Yargılamak hiç istemiyorum. Ay yaşlanmış, çok fena olmuş. Çok fena olmuş. Hayır. Sivriliği gitmiş. Hayır, tekamül ve tevekkül evresinde en çok korktuğum şey bu. Ama sakın hemen çık. Ama ben hemen çık. Sende de görüyorum onu. Hayır, bende yok. Var. Ben direkt kafadan dalga geçmek, aşağılamak, anlıyorum. Tükürmek. Ben bu aşamadayım. Tekamül ve tevekkülde hemen çık. Bunu bize Sezen Aksu yaptı. Hayır. Ciddi söylüyorum. Bunu bize Sezen Aksu yaptı. Yapmamamız lazım. Tekamül ve tevekkül evresinden hemen çıkalım. Yani eskiden ne yapıyorduk? Bu ne? Buna devam. Yoksa o da tatlı, bu da tatlı. Hayır. Orhan Gencebay gibi konuşuyoruz ondan sonra. O da güzel, bu da güzel, hepsi güzel. Olmaz.